Fenerium Saati'nden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için Fenerium'a gezeceğiz, yeni ürünleri keşfedeceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bakalım bu hafta Fenerium'da neler varmış. Biliyorsunuz Fenerium Saati'nde her hafta bir taraftarımızı konuk ediyoruz. Onlarla birlikte Fenerium turu yapıyoruz ama bugün özel bir konuğum var. Sizlerin de çok yakından tanıdığı ve sevdiği Hakkı Akkaya bizlerle birlikte sizler için bugün ürün beğenecek ve ürün tanıtacak. Hakkı, öncelikle hoş geldin. Teşekkür etmek istiyorum. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Şimdi senin Fenerium ürünlerini zaten günlük hayatında kullandığını biliyorum. Bugün de taraftarlarımız için onlara beğendiğini senin gözünden ürün tanıtmak istiyorum. Beni kırmazsan başlayalım. Tabii ki de. Ne demek? Tamam. Hadi gidelim. Hadi başlayalım. Evet Hakkı, ilk durağımız neresi? Öncelikle bize bir gösterir misin? Bugün ne bakacaksın? Mevsimler de değiştiği için bir de yeni sezon ürünleri gayet hoşuma gitti. Burada bir tişörtle bir sweatshirt denemek istiyorum. Tamam, o zaman birlikte yürüyelim. Hemen taraftarlarımıza da gösterelim. Bakalım Hakkı neler beğenmiş? Önünde de güzel bir palamut var. Bu arada bu sezon Fenerium'da değişik kalıplar da çalışıldı. Bu mesela oversize bir kalıp. Aynen. Evet, onu da o zaman ilk seçeneğimiz bu mu? İkinci seçeneğimiz de bu olsun. Tamam, süper. Bunu da sen üstünde görmek istiyoruz tabii ki. Evet, iki ürünümüzü seçtik. Çok da güzel. Yeni sezon. Evet, bayağı başarılı. Bayağı. Tişörtü bayağı beğendim. Ben de çok beğendim. Birazdan tabii üstünde de göreceğiz bunları. Şimdiki durağımız neresi olsun? Sweatshirt rayonuna bakabiliriz. O zaman hadi birlikte gidelim. Haydi bakalım. Bir yandan da sohbet etmek istiyorum seninle. Biraz taraftarlarımız seni yakından tanısın istiyorum. Gerçi yıllardır sen bizle birliktesin. Taraftarlarımız seni çok yakından tanıyor da biraz tabii ki seni senden dinlemek istiyorum. Yani anlatacak çok bir şey yok. Yıllardır buradayım. Burayı yaşıyorum. Evim. Söyleyeceklerimi zaten maç günleri stadyumda taraftarlarımıza haykırarak söylüyorum, dile getiriyorum. Fenerbahçe! Bir numara! Bayındır! Üç numara! Mincey! Beş numara! Jose! On beş numara! Ali! On altı numara! Kadı! Kaya, 30 numara Nazım, 32 numara Marsel, 41 numara Atina, 12 numara Büyük Fenerbahçe, Büyük Karaklar. Yani yaşıyorsun. Yaşamım, herkes şey diyor, artık heyecan falan yoktur herhalde diyor. Ama benim her anonsta ellerim ayaklarım titriyor. Onu biz ya tribünde ciddi anlamda hissediyoruz. O hiç sıkıntı değil. Ama senin yaşadığın o kadar belli ki. Yaşamadan olmuyor. Yani o yapılan iş, işte MC anonsçuluk, yaşanmadan o şeyi
o işi yapamıyorsunuz. Yok, onu hissetmem. Hakkını veremiyorsunuz. Aynı. Kesinlikle ama sen de zaten gerçek bir Fenerbahçeli olduğu için o duyguyu sonuna kadar yaşıyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. O zaman devam edelim alışverişimize. Üçüncü ürünümüzü de seçtik. Diğer ürünümüzü seçerken biraz daha sohbet edelim istiyorum. Şöyle senle. Sen sadece bu arada maç günleri statta değil, Fenerbahçe'nin her branşında yer alıyorsun. Biraz onlardan da bahsetmeni isteyeceğim. Özellikle voleybol, basketbol, derbi maçlarında senin fark geldiğin hemen belli oluyor. Şöyle, yani Fenerbahçe'm benden nerede görev yapmamı istiyorsa, bana hangi işi verirse seve seve koşa koşa gidip yaparım. Geçen sene pandemi döneminde kadın ve erkek voleybol maçlarında da müzik çalma, yani DJ'lik yapma görevi istendi benden. Bu sene de devam ediyoruz. Yine dediğim gibi ses, ışık, DJ'lik organizasyon işlerinde herhangi bir ihtiyaç olduğunda yine o işlere de koşa koşa seve seve geliyorum. Kesinlikle öyle. Zaten diyorum ya, o salonda hakkının burada olduğu belli oluyor diyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haydi bir diğer ürünümüzü seçmeye devam edelim. Yeni gri lacivert. 1907 yazılı, şu an gözümüze çarpıyor. Aynen. Evet Hakkı, bunu da seçtik. Sana bir de şeyi sormak istiyorum. Sosyal medyada taraftarlar oldukça sana ilgi gösteriyor. Excellent. Oldukça da sohbet, muhabbet, onlarla çok yakınsın. Hazır Fenerim'de ürün seçmişken şunu sormak istiyorum. Üzerinde herhangi bir şey gördüklerinde taraftarlarımız bayağı ilgi gösteriyor değil mi o ürüne? Kesinlikle öyle. Geçen senelerden olan ürünler var üzerinde mesela. Tabii tekrar yenisi de çıkmıyor. Abi işte of, işte tişört. O tişörtü nereden bulacağız, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bayağı bir. Evet. O yüzden bugün özellikle senin denemeni istedim. Taraftarlar senin üstünde görmesini istedim yeni ürünlerimizi. O zaman hiç vakit kaybetmeden seni kabine uğurlayayım, tek tek üstünde görelim. Evet, ilk ürünümüzle karşınızdayız. Bol kalıp insanı mutlu ediyor. Normalde bedenim large, sımalı giyince galiba zayıfladığım gibi. Süper. Şey, nasıl buldun bu arada? Böyle çok tişört ama çok kalın. Güzel. Aynen öyle, kalın. Yaz için, yani tam mevsim geçişi için aslında ideal bir tişört. Bayağı beğendim. Ben de çok beğendim. Aynen. Çok değişik bu arada üstündeki şu palamut da bayağı başarılı. Çok güzel olmuş. Evet, bu ürünümüzü de ben çok beğendim. Çok da yakıştı sana. Evet. Bayağı başarılıymış. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle gayet başarılı. Buradan taraftarlarımıza öneririm. Özellikle ki bir önceki tişört de gayet iyiydi. Değil mi? Aslında onun üstüne de bunu da giyebilirsin burada. Aynen, tam uyar birbirine. Hı-hı. Belki biraz kapatır ama. Evet. Uyar yani. Ben beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bir de değişik kumaşı da kalın ve Fenerbahçe amblemi de değişik. Çok güzel. Yani hep sürekli peşi sıra FB yazması. Üçüncü ürünümüzle birlikteyiz. Sağ olasın, bizim için deniyorsun. Bu bayağı bir kışlık bir kumaş. Aynen. Değişik, bayağı güzel. Tam kar kış mevsimi için. Aynen, kalın bir sivişört. Değil mi? Kalın. Sen ne düşünüyorsun? Senin de görüşünü alayım tabii ki. Kalın. Kalın bir sivişört. Dediğin gibi de kış aylarında işte üşütmeden, hı-hı, giyilebilir. Kesinlikle öyle. Bunun bir de tişörtü vardı. Hı-hı. Ben ondan aldım. Bu palamut deseni de gayet başarılı bir desen olmuş. Palamut ve mavi bir palamut ve üstünde Fenerbahçe yazıyor. Evet. Kabartması falan gayet güzel. Evet. Bunu da tabii ki şöyle bir dönmeni isteyeceğim. Tabii ki hemen. Bir tane buradan. Bir tane de buradan. Haydi bakalım, süper. Ben çok beğendim. Sen de çok iyi taşıyorsun. Şimdi taraftarlarımızı mutlaka görüp Hakkı abinin üstündeki sivitten istiyorum deyip gelebilirler mi buraya? Bence gelirler. Değil mi? Bence. O zaman diğer ürünü de hemen deneyelim. Evet. Evet, son ürünümüzle üstünde hemen görüşünü almak istiyorum. Bu da tam mevsim geçişleri için ne kalın ne ince, tam havasına uygun kumaşlı bir sivişört olmuş.
gri ağırlıklı aslında bu. Biraz daha hani böyle çok Fenerbahçe bağırmıyor ama şurada kocaman bir 1907 yazısı aynen var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Benim de o dikkatimi çekti. O yüzden bunu dinlemek istedim. Değil mi? Evet. Direkt o karşıdan hemen onu seçtik. Evet. Hakkı, çok teşekkür ediyorum bugün sana gerçekten. Rica ederim. Taraftarlarımız için ürün fikri verdin. Genel bir yorum almak istiyorum senden. Yeni sezon ürünler gayet başarılı. Şuna dikkat etsinler, oversize, bol kalıp ürünlerde fırsatları, imkanları varsa mağazaya gelip mutlaka denesinler. Eğer denemeden internet üzerinden alacaklarsa da mutlaka bir beden veya belki iki beden küçük alabilirler. Her maç zaten Kadıköy'de, statta taraftarlarımıza buluşuyorum. Önümüzdeki ilk maçta da tekrar taraftarlarla görüşmek üzere. Teşekkürler, 12 numara. Fenerbahçe'mizin golü 45 artı 1. dakika, 13 numara. Enner Valencia! Fenerim Saati'nin bu haftaki bölümünde de sizler için yeni ürünleri keşfettik. Hatta konuğumuz Hakkı Akkaya da sizler için yeni ürünleri tanıttı. Haftaya başka Fenerim Saati'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.